Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Hemen sıcak gündemle başlayalım. Kremlin'den gelen açıklama biraz önce belirttikti. Sayın Putin de bu doğrultuda açıklamalar yapmışlar. Şimdi Ağustos'ta gelecek mi, gelmeyecek mi Sayın Putin, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin bir telefon görüşmesi 2 Ağustos'ta gerçekleştirecekler. Bu kesin. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi başlıklar gündemde olacak size göre? Öne çıkan başlık ne olur? Yeşim Hanım, şimdi Türkiye'nin Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve buradaki açıklamaların ardından bazı kesimler Türkiye ile ve Rusya arasında iplerin koptuğunu ve taraflar arasında oldukça sıkıntılı günlerin yaşanabileceğini belirtmişti. Ama o dönem hemen ardından Peskov'un bir açıklaması vardı, Kremlin sözcüsü. Türkiye'nin NATO yükümlülüklerini biliyoruz, farkındayız, hayal görmüyoruz, Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz şeklindeki açıklaması. Her iki ülkenin birbirleriyle olan bağının güçlü olduğunu, birbirlerine ihtiyaçları olduğunu, hem Türkiye'nin Rusya'ya, Rusya'nın da Türkiye'ye ve bundan dolayı da böyle küçük mikro politikalarla bu işin bir sonuca evrilmeyeceğini gösteriyordu. Ve şimdi Putin'in açıklaması, özellikle Türkiye'nin doğalgaz konusunda ticaret merkezi olması konusundaki açıklaması ve bir merkez haline gelmesi, fiyatının belirlenen bir merkez haline gelmesi oldukça önemli. Ve yine Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Ağustos'ta görüşüp tahıl koridoruna bir çözüm bulma çabası, tahıl koridoru anlaşmasının devamı konusunda oldukça da önemli. Bu görüşmede en birinci konu, masadaki konu mutlaka tahıl koridorun ya da Rus tahılının dünya piyasalarına aktarılması gelecek. Bu neden olması gerekiyor? Neden Rusya'nın buna dahil olması lazım? Ya da neden Ukrayna tahılının tek tarafı, sadece Ukrayna tahılının, Ukrayna lideri Zelenski'nin önerdiği şekilde, yani Romanya ve Bulgaristan hattından, boğazlardan geçerek Türkiye üzerinden diğer ülkelere gönderilmesinin neden mümkün olmayacağını, tabii birkaç sebebi var. Bunları ben daha önce de Aydınlık Gazetesi'nde de bir röportajımda da belirtmiştim. Eğer böyle bir şey olursa Karadeniz bir çatışma alanı haline gelir. Böyle bir şey olması demek, yani tek taraflı sadece Ukrayna tahılının Romanya Bulgaristan üzerinden Boğazlardan geçmesi demek, Rusya'nın tahılının ya da Rus gübresinin dünya piyasalarına çıkmaması demek, Rusya'nın buradaki güzergaha müdahale etmesi anlamına Ama gelir. işte Ki çıkmıyor. bu Rusya'nın en müdahale, çok serzenişi bu değil miydi? Yani benim tahılım ne olacak evet. diyor. İşte bakınız, bunu isteyen aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı NATO ülkeleri. Yani istiyorlar ki Rusya böyle bir politika olsun, Rusya müdahale etsin. Peki Rusya müdahale ettikten sonra ne olacak? İşte Rusya müdahale ettikten sonra NATO şunu söyleyecek: bizim burada iki tane ülkemiz var, Romanya ve Bulgaristan. Biz bunları korumak istiyoruz. NATO ülkesi bunlar. İşte Ukrayna'da bir savaş var. Bu bölgede insani amaçlarla çıkan tahılı korumak istiyoruz deyip NATO savaş gemilerinin, ki bunların başına Amerika Birleşik Devletleri gelecek, bu sefer Karadeniz'de bu tahıl gemilerine eşlik etmesi söz konusu olacak. Bu da Montrö'nün delinmesi anlamına gelecek. Ve Karadeniz'in istikrarsız hale gelmesi anlamına gelecek. Rusya, ABD'nin ve NATO'nun Karadeniz'e girmesi anlamına gelecek. Karadeniz'de Montrö Anlaşması gereği tonaj bakımından bulunması gereken en yüksek tonajın aşılması anlamına gelecek. Türkiye buna izin vermeyecek. Vermediği zaman da bu sefer Türkiye NATO ile çatışma haline gelecek. Aynı zamanda Karadeniz'e NATO'nun girmesi sadece Ukrayna'ya destek manasında olmayacak. Burada Gürcistan üzerinden de Orta Asya'ya daha etkili, daha kısa yoldan sirayet etmesi anlamına gelecek NATO. Ve sizi şunu, yani bu belki sayın seyircilerimize çok uzak, ihtimal dışı gözükebilir ama Çok önemli noktanın altını 1850, çiziyorsunuz. evet, 1853-1856 Kırım Savaşı'nı düşündüğümüzde, burada Osmanlı-Rus Savaşı'nda Batılı ülkelerin, İngiltere, Piemonte ve Fransa'nın destek verdiğini düşündüğümüzde, bu bölgede ikinci bir
Kırım cephesi, yani 1856'dan sonra ikinci bir Kırım cephesi Batılılar tarafından açılabilir. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna'nın en büyük isteği Kırım'ın tekrar kazanılması. Bunun için de NATO'yu buraya sokması gerekiyor. NATO ülkelerinin bu bölgede Karadeniz'de olmasını istiyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bazı düşünce kuruluşlarındaki makalelerde ve en sonunda NATO eski başkomutanı yapmış olduğu açıklamada ABD'nin ve NATO'nun Karadeniz'de bir deniz üssü oluşturmasının zorunluluğundan bahsediyor. Bakınız Zelenski'nin açıklamaları, hem yazılan makaleler hem de Amerika eski başkomutanı yapmış olduğu açıklamalar Karadeniz'de ABD'nin ve NATO'nun yeni politikalarının ayak sesleri olarak değerlendirilir. Karadeniz'de sular ısınıyor diyebiliriz o zaman. İyiden iyi. Evet. Bunun içinde tahıl koridorunun anlaşmazlığını kullanıyorlar. Yani Ukrayna tek bir koridor istiyor. Şimdi buna Rusya müdahale edecek. Bunu zaten istiyorlar müdahale etmesini ve çatışma çıkacak. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Erdoğan-Putin görüşmesinde bu işin çözülmesi gerekiyor. Bunu Putin de mutlaka... Çözülür mü Sayın Hocam? Çözülmesi gerekiyor. Bence çözülür. Bence çözülür çünkü Putin de bu işin farkında. Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı bu işin farkında ve bunu buradaki NATO politikalarının boşa çıkarılabilmesi için Karadeniz'in tekrar istikrarlı hale gelmesi gerekiyor. Yani tahıl koridorunu tekrar burada işlevsel haline tekrar geri kazanması gerekiyor. Ama Rusya'nın da isteklerinde sağlanması lazım. Bu nasıl olacak? İşte gübresi nasıl çıkacak? Tahıl nasıl çıkacak? Bununla ilgili sigortalama işlemlerine batı ne diyecek ya da bununla ilgili gemilerin ya da bu ücretlerin ödenmesinde, tahılın ödenmesinde, gübrenin ödenmesinde, bankacılık işlemlerindeki kolaylaştırıcılık sağlanacak mı? Buna ilgili yaptırımlar kalkacak mı? İşte bunu da yapmayacağını düşündüğümüz bir batı olduğunu biliyoruz. O zaman bir çare kalıyor geriye. Rus tahılının başka bir yöntemle mutlaka ya da Rus gübresinin Rusya ve Türkiye ile birlikte bu bölgeden çıkarılması gerekiyor. Peki, aksi takdirde hem insanlık açısından sıkıntılı hem de Rusya'nın bu bölgedeki kendi tahılını ve gübresini satamamasından kaynaklanan bir istikrarsızlığa sebep olmasından dolayı sıkıntılı. Hem de NATO'nun gelecekteki politikalarını desteklemesi açısından da oldukça sıkıntılı diyebilirim. Şimdi siz NATO demişken aslında bir girizgahta yapmış olduğunuz NATO'nun genişleme stratejisi. İşte NATO'nun politikaları belli. Bir yanda Bulgaristan gündemde, Romanya, Bulgaristan işte ne olur ne biter diyoruz ama Sayın Hocam, şimdi nasıl başladı tüm yaşanan gelişmeler? Atlantik cephesinden desteklenen değil mi? Bir Ukrayna'dan başlıyoruz. Karşımızda bir Zelenski var. İşte ben NATO'ya gireceğim açıklamalar peş peşe gelirken Ukrayna-Rusya savaşı evrilmeye devam ediyor uzun uzadıya. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da değinmişti NATO Liderler Zirvesi öncesi. Ukrayna'da NATO'ya dahil edilmeli. Hep birlikte üzerinde yorumladık sizinle. Yani Rusya'dan nasıl bir açıklama gelecek tam olarak Sayın Putin'den diyorduk ya aslında bir açıklama da yaptı. Ukrayna NATO'ya dahil edilmesiyle ilgili bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Rusya için temel tehdit olduğunu söyledi. Ben isterseniz aktarayım cümleyi size. Putin dedi ki kendine düşman olan askeri bloğun altyapısının kendi sınırlarına kadar ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yani açıklama daha önceki söylemleriyle orantılı. Aynı. Değişen bir şey yok. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan Ukrayna NATO'ya dahil edilir mi söylemleri yükselmişken? Buyurun. Şimdi Putin 1990'da da Gorbaçov Batılı liderlerden belirli bir hat çizmişti. Yani bizim özellikle hayati alanları olarak kabul ettikleri hattın doğusuna NATO'nun genişlememesini istemişlerdi. Gorbaçov da bunu belirtmişti. Ancak Gorbaçov'dan sonra yaklaşık 19 kez genişleme yaptı herhalde NATO. Ama bu doğu sınırlarına gelindi. Yani o hatta gelindi. Daha önce belirttiğimiz Baltık Denizi'nin güneyiyle Karpatlar'ın birleştiği yer. Bu hattın doğusu Rusya tarafından kırmızı çizgi olarak ilan edildi. Bu hattın doğusunda da iki ülke var. Birisi Belarus, diğeri de Ukrayna. Yani bu hattın doğusuna gelmedi Rusya. En son Putin'in de yapmış olduğu açıklamayı bu minvalde değerlendirmek lazım. Yani bu hattın doğusunda
siz NATO olarak genişlerseniz ben bunu hayati alanlarıma bir tecavüz olarak değerlendiririm ve bunun için de gerekirse de savaşırım dedi. Ve 2021'in Kasım ayında Batı liderlerle yapmış olduğu konuşmada da bunu belirtti. Ama bir cevap alamadı. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda bir girişim devam etti ve Rusya da bu savaşı başlattı. Şimdi eğer yani zaten Ukrayna şu anda NATO üyesi olamaz. Savaşan bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi müktesebatı konusu kapsamında mümkün değil. Bu savaşın bitmesi gerekiyor. Peki bu savaş bitecek mi? Bu savaş bitmeyecek. Bu savaşı bitirmeyecek Batılılar. Yani Türkiye ve diğer bazı ülkeler işte Suudi Arabistan'la en son görüşmeler yapılacak Riyad'da önümüzdeki dönemde. Yine işte Çin bu konuda müdahil, Türkiye müdahil. Ama bu savaşın bitmesini istemeyen, sürekli silah gönderen bir de Batılar. Tabii. Dolayısıyla böyle bir durumda Ukrayna'nın zaten NATO üyeliği söz konusu değil. Ukrayna lideri Zelenski'nin de NATO liderler zirvesindeki memnuniyetsizliği de bu sebepten dolayı. Ya, o istiyor ki NATO'yu hemen alsınlar. NATO'ya hemen alınması demek NATO ülkenin otomatik var hiçbir sebep yokken Rusya ile savaş haline girmesi demek. Batı'dan da gelmemiş miydi bu açıklama, ayrıcalık tanımayız Ukrayna için? Ne oldu şimdi? Tabii. Ne değişti? Bu kadar ısrar ederken Atlantik'te. Işte. Evet, Batılılar da istemiyor bunu. Yani Batılı ülkeler de Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemiyor. Dolayısıyla böyle bir durumda Ukrayna'nın NATO üyesinin olmasını düşünmek imkansız. Ama Rusya lideri Putin bunu özellikle belirterek NATO muhtemelen bir karar alınıp Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda kendilerinin de ne yapabileceğini, savaşı ne kadar genişletebileceklerine dair kendi öz haklarını koruma anlamında açıklamalar yapıyor. Ki eğer Polonya sınırına Wagner'in bazı birliklerinin az da olsa 100 kişilik diyordu, açıklama yapmıştı evet. Polonya Başbakanı sanırım. Bu çok az bir miktardır. 100 kişi kayda değmez yani. Ama yine bir güç gösterisidir. Bir karşı tarafın eline koz verme açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde bir kaydırmalar, işte Putin'in Polonya konusundaki açıklamaları, Stalin'in hediyesi demesi, bütün bunlar bu bölgede aslında suların daha da ısınacağını gösteriyor. Bunun tek çaresi bölgede barışın sağlanması, Ukrayna ile Rusya'nın mutlaka barış masasına oturması, öncelikle ateşkesin sağlanması, en asgari müşterekle uzlaşılması gerekiyor. Peki. Aksi takdirde savaşın genişleyebileceğini bahsetmek gerekiyor. Türkiye açısından da yani Ukrayna'nın NATO üyesi olması en arzu edilmeyecek bir durumdur. Çünkü Ukrayna'nın NATO üyesi olması demek, yani her ne kadar Cumhurbaşkanı bu şekilde açıklama yaptıysa da Türkiye'nin NATO üyesi olması demek Ukrayna'nın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerinde kopması anlamına gelebilir. Evet, ki Rusya ile ilişkiler önemli. Gaz meselesi, tahıl koridoru, Sayın Putin'in açıklaması vardı özellikle değil mi? Hocam sizinle de konuşmuştuk. Batı'ya ya siz Türkiye'ye teşekkür edin dedi. Evet. Teşekkür kesinlikle, kesinlikle. Evet Yeşim Hanım, bakın bugün Türkiye'nin hem Orta Doğu'dan gelecek olan doğalgaz boru hatlarının geçiş güzergahında olması, İsrail gazı, Mısır gazını Türk karasularından geçmesi, yine Hazar Denizi ve doğudan gelecek olan doğalgaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesi ve Putin'in teklifi Türkiye'yi artık Avrupalıların nezdinde oldukça stratejik bir duruma getiriyor. Türk boğazlarını stratejik duruma getiriyor. Türk toprakları stratejik duruma getiriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin de güvenilir ve güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha altını çiziyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer başlığımıza geçelim. Yani bu diplomasi trafiği çok arttı. Yani son 2-3 haftadır hocam konuşuyoruz. O kadar fazla temas var ki açıklamalar da peş peşe geliyor. Bugün de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramoğlu, biraz önce canlı olarak ekranlara getirdik. Sayın Hakan Fidan'la bir görüşmesi oldu. Yani özellikle şuradan devam etmek istiyorum sizin de izninizle. Bu Ermenistan barış anlaşmasını niye imzalamıyor, ne zaman imzalayacak? Şimdi Yeşim Hanım, şöyle değerlendirmek lazım. Ermenistan'ın iç siyaseti ve diasporadan gelen baskı bu barış anlaşmasının imzalanmasını engelliyor. Bir kere Paşinyan'ı, yani savaşın başında da, ben 2020'de de bunu şöyle belirtmiştim. Paşinyan bir eylemci,
Sahadan gelmiş bir politikacı, sahayı çok iyi bilen birisi ama etrafındaki kurmay kadrosu oldukça işini bilmeyen bir ekibi olduğundan Ermenistan'ın Azerbaycan'la savaştırdı ve toprak kaybına neden oldu. Tabii bizim lehimize oldu, ayrı mesele. İyi ki de öyle bir kurmayları vardı da hata yaptırdılar Paşinyan'a. Ama Paşinyan bu hatasını gördü. Tarihi gerçeklikleri kabul etti. Yani Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti. Ve bu bölgedeki Zengezur koridorun açılması konusunda ve Ermenistan'ın bu bölgede varlığının devam edebilmesi için bölge ülkeleriyle işbirliği yapması, özellikle Türkiye ile işbirliği yapması, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması konusunda ben Paşinyan'ın gönüllü olduğunu düşünüyorum. Ki bununla ilgili olarak da en büyük kanıtlardan bir tanesi hem yapmış olduğu açıklamadan hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılması. Bu oldukça önemliydi. Orada yapmış olduğu görüşmeler ki orada bizde Cumhur İttifakı'ndan bazı liderlerle görüşme yapmak istemesi, yani Sayın Devlet Bahçeli'ye kulis bilgilerinden edindiğimize göre Devlet Bahçeli'yle görüşme yapmak istemesi oldukça önemli adımlar olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Paşinyan bu konuda gerçekleri gördüğünü söyleyebiliriz. Göreve de seçildi, yeniden göreve de geldi zaten gerçekleri gördüğü için. Evet. Hani ne kadar muhalefet birçok kesim eleştirdi ama Paşinyan için iyi oldu. Hani biz hep akıbetini konuşuyorduk ama Sayın Hocam şunu da eklemenizi istiyorum. Yani özellikle Hakan Finan burada uluslararası topluma bir çağrı yaptı. Dedi ki taraflar arasında ayrımcılık yapmayın. Barıştan yana olun. Yani barıştan olmadıklarını siz de belirttiniz. İmzalanacak mı? İmzalanmazsa ne olur? Sayın Aliyev de çok sert çıkışlar yapmıştı bu konuyla ilgili. Ve Zengezur koridoru açılmalı. Ama o da açılmıyor. Biraz da öneminden bahsederseniz reklama giderken çok sevinirim. Evet, şimdi Zengezur koridoru geçen gün Sayın Bakanımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız açıklama yapmıştı. Zengezur koridorunun açılması bu bölgede trafiğin 12 saat zaman bakımından kısalması anlamına geliyor. Yani oradaki yolculuk süresini, aktarma süresini, yani Orta Asya'dan gelip bu bölgeden geçerek, Zengezur koridoruna geçerek Türkiye'ye gelecek olan bu güzergahta diğer güzergahlara göre 12 saatlik bir kısaltma var. Bu oldukça önemli. Bakın sadece bunu söylemek için önemli. Ayrıca bölgede Türkiye, İran, Ermenistan, Azerbaycan arasında ekonomik anlamda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli. Ermenistan açısından bu bölgeden elde edilecek gelirler açısından oldukça önemli. Türkiye'nin Orta Asya ile bağını kurması açısından önemli. Bakınız ben Türkiye açısından önemini söylüyorum. Geçtiğimiz Osmanlı İmparatorluğu döneminde Abdülaziz'den sonra bu bölgede bu Zengezur Osmanlı'nın Orta Asya'da etkili olabilmesi için neler yapılması gerektiğini söylediğinde, o zaman Cevdet Paşa tarihinde yazıyor bu. Dönemin sadrazamı şunu söylüyor. Padişahım diyor, bizim Orta Asya ile karayolu bağlantımız yok. Yani bu çok önemli. O zaman işte hava yolu da etkin değil. 1800 yıllardan bahsediyorum. Hava yolu da yok. Karayolu var bir tek. Deniz yolu var. O zaman bizim diyor bu bölgeyle karayolunu irtibatını sağlamamız lazım. Peki. Bu yol Türkiye açısından önemli. Dolayısıyla bunu sağlanması lazım ama cümlemin başında söylediğim gibi konuşmanın bunu istemeyen bir diaspora var. Bu bölgede karşılıklı olması isteyen bir diaspora var. Ve batı var. Anlaşmanın sağlanmasını istemeyen bir batı var. Buna göre de Paşinyan'ın bunları görüp elini çabuk tutması gerekiyor diyebiliriz. İnşallah. Biz de takip edeceğiz. Umarız imzalanır. Ama daha herhalde daha çok toplantı yapılacak gibi Moskova'da. Yapılır. Çünkü daha çok toplantı yapılır. Biz bu istikşafi görüşmeleri çok konuşuyorduk. Şimdi bu Moskova'daki toplantıları çok konuşmaya başladık. Gündem çok hareketli olacak. Hocam ağzınıza sağlık. Haftanın ilk üç günü katıldınız. İyi çalışmalar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Peki, görüşmek üzere. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olun.